İleride ışıklarda AKP. Buyurun efendim. Buyurun. Paylaşacağım sizinle. Sonuçlarını tek tek paylaşacağım. Merhabalar, imzanızı alalım. Buyurun efendim, taksiyon. Taksim manifestosunu onaylıyorsunuz. İşler oldu. 10 maddelik manifesto. Buyurun gençler, hoş geldiniz kızım. Neyle geldiniz? Arabayla. Girişiminden sonra Türkiye'nin her yerinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu darbeye karşı olduğunu her platformda dile getirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Taksim'de düzenlenen mitingde 10 maddelik bir manifesto yayınlanmıştır. Ardından Yenikapı'da yapılan mitingde yine 12 maddelik bir manifesto yayınlanarak Genel Başkanımızın aldığı karar üzerine, Kadın Kolları Genel Başkanımızın aldığı karar üzerine bir ay boyunca Yenikapı'da ve Taksim'de ileri sürülen Taksim manifestosu ve Yenikapı manifestosunda öne sürülen maddelerin halkımıza anlatılması için bir imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Kadın Kolları Genel Başkanlığı bir ay süre boyunca 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması ve ardından imza kampanyası başlatmıştır. Bu imza kampanyası bugünden itibaren evlerde, iş yerlerinde, mahallelerde, köylerde devam edecektir. CHP Kadın Kolları üyelerimiz her yerde gezerek 10 maddelik manifestoyu anlatacak ve imza kampanyasına destek isteyecektir. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi laf yapıyor. Başka bir şey yok. Fiiliyatta bir şeylerini göremiyoruz. Ben de diyorum ki icra merci Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisidir. Halkı aydırmak, uyandırmak, aydınlatmakla görevlidir. Yanlış olan ne varsa bunun karşısında durmak, hukuki siyasi savaşını vermekle yükümlüdür. Fikir üretmek, bu ülkenin insanlarını, özellikle kadınlarını mutlu etmek, dolayısıyla ulusu mutlu etmek için, aydınlık yarınlar için ürettiği çözüm önerilerini anlatmak ve kabul ettirmekle mükelleftir. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partisi olarak bu hükümetin yaptığı bütün yanlışlar konusunda bu dik duruşunu sergilemiştir. Demokrasiden yana ne darbe ne diktatörlük anlayışını her platformda dile getirmiştir. Öyle ki bugün Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere hükümetin diğer mensupları, başbakanlar, bakanlar düzeyinde herkes diyor ki biz yanıldık. Biz kandırıldık. Rabbimden ve milletimden özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi söyledi, biz inanmamıştık. Adamların dediği doğru çıktı. Bir daha pişmanız. Kandırıldık. Yanıltıldık. Rabbimden, milletimden özür dilerim diyeceğimiz günler olmaması için Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi gelecek aydınlık günlerde çözümün nasıl olacağı yönünde 12 maddelik bir çözüm önerisi getirdi. Eğer devlet, hükümet samimi ise bu çözüm önerilerine kulak asar, dikkate alır ve bundan sonra bir daha darbe ve benzeri FETÖ gibi terör örgütleriyle karşılaşmayız. Buradaki manifestonun ana maddesini bana göre en can alıcı noktasını camiye, kışlaya ve yargıya siyaset sokma maddesi oluşturmaktadır. Ama samimi olmaya davet ediyoruz hükümeti. Bugün de aynı hataya düşülmemesini istiyoruz. Ordudan, kamudan binlerce insan görevden alındı. Peki onların yerine yerleşenler hangi yöntemle alınıyor? Liyakat sistemine önem veriliyor. Liyakat ne demek? Hak edenin hak ettiği makamı temsil etmesi demek. Birilerinin torpiliyle bu makama getirilirlerse birilerinin talimatıyla hareket ediyorlar. Yarın
FETÖ gibi bir terör örgütüyle karşılaşmamak adına hepinizden bu millete, komşularınıza, evlerinizdeki arkadaşlarınıza, sokaktaki esnafa bu durumu anlatmanızı istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı yapılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış ama bombalar altında parlamento görevini yapmış ve darbeyi püskürtmüştü. Bu darbe girişiminin sorumlularını iç varsa dış destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. 2. Bütün siyasal partiler darbe girişimine karşı çıkmış, demokrasi konusunda Türkiye'de tartışmasız bir ortak payda oluşturmuştur. 3. Her türlü darbeye ve parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayete karşı çıkmak, tüm demokratların, demokrasiden yana olanların bu ülkeye namus borcudur. Hep birlikte ve her zaman ne darbe ne dikta, yaşasın tam demokrasi demeliyiz. 4. Darbe girişimi halkın direnme hakkını kullanmasıyla ayrı bir anlam kazanmıştır. Demokrasimizin teminatı olan demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ilkesinin Türkiye için ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu darbe girişimi anayasada yasama, yürütme ve yargı olarak yer alan güçler ayrılığı ilkesinin demokrasideki denge ve denetleme işleminin güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İkimiz aynı anda bekliyoruz. Açıklamalarda bu.